yeniden iyi akşamlar. Programda Batı Afrika ülkeleri Liberya, Sierra Leone ve Gine'yi son 11 ayda kabusa çeviren Ebola virüsüyle mücadeleye bakacağız. 9.652 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs tüm dünyada panik yaratırken gerek mücadele yöntemleri gerekse alınması gereken önlemler konusunda çok ciddi tartışmalar yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün durumu acil ilan etmekte gecikmesi yüzünden sadece binlerce kişi hayatını kaybetmedi. Hastalık yüzünden bir dizi sosyal problem de su yüzüne çıktı. Şimdilik ölüm haberleri çok sık gelmese de sağlıkçılar virüsün yeniden yükselişe geçeceği tehlikesine dikkat çekiyor. Ebola ile mücadeleyi konuşurken Sierra Leone'de mücadele çalışmalarına sınır tanımayan doktorlar bünyesine katılan Bilge Öztürk'le de sohbet edeceğiz. Bize yaşadıklarını ve bölgedeki son durumu da aktaracak. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya Gündemi başlıyor. Ancak öncesinde Ebola'nın ne olduğuna gelin kısaca bir bakalım. İlk olarak 1976'da görülen hastalığın belirtileri kişinin virüsü almasından 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkıyor. Bulaşıcılık ise belirtilerden sonra başlıyor. Hastalığın kesin tanısı içinse laboratuvar testleri şart. Ani yükselen ateş, aşırı halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı. Ebola hastalığının ilk belirtileri bunlar. Bu belirtileri kusma, ishal, döküntü, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları ve bazı vakalarda iç ve dış kanamalar izliyor. Kişinin virüsü almasından belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre 2 ila 21 gün arasında değişiyor. Bulaşıcılık belirtiler ortaya çıkınca başlıyor. Hastalığın kesin tanısı için mutlaka laboratuvar testleri gerekiyor. İlk olarak 1976 yılında Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgına yol açan virüs, adını salgının ortaya çıktığı bölgedeki Ebola nehrinden alıyor. Bugün Sierra Leone, Gine, Nijerya, Senegal, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen virüs, hasta olan insan ya da hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonucu bulaşıyor. Virüs, insan dışında maymun, goril, şempanze, meyve yarasası olarak tanınan bir yarasa türü, orman antilopu ve kirpi gibi hayvanlarda da görülebiliyor. Hasta insanların kan, dışkı, idrar gibi vücut salgılarıyla temas edilmemesi kritik önem taşıyor. Zira hasta kişilerin bu salgıları sağlam kişilerin hasarlı derileriyle ya da bazı göz, ağız içi gibi vücut iç yüzeyleriyle temas ettiğinde virüs sağlam kişiye geçebiliyor. Bu çerçevede Ebola virüsü taşıyan hastalara müdahale eden sağlık çalışanları da korunaklı giysiler giyiyor. Kauçuk eldivenler, ameliyat maskesi ve yüz koruyucu takılmak zorunda. Hastalık kontrol ve önleme merkezi, eldiven, N95 solunum cihazı, atılabilir ayakkabı ve bacak koruyucuları da sağlık çalışanları için zorunlu kıldı. Salgının yayılmasını önlemek için hasta kişilerin salgınlarının bulaştığı eşya, giysi ve malzemelerin de yok edilmesi gerekiyor. Virüsü taşıyan hastaya ait tüm eşyalar üst üste birkaç torbaya konularak yakılmaya götürülüyor. Bu eşyaların yakılması virüsün yayılmasını önlemek adına kritik önem taşıyor. Ve önemli bir konuğumuz var. Sınır tanımayan Doktorlar Örgütü lojistik sorumlusu ve tabii ki gönüllüsü Bilge Öztürk'le konuşacağız. Bilge Hanım hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Siz 3 ay boyunca Sierra Leone'de lojistik sorumlusu olarak görev yaptınız. Ebola ile mücadelenin belki de en ağır olduğu zamanlarda. Ne yaptınız diye bir başlayalım isterseniz. 3 ay nasıl geçti, neler yaşadınız bunları detaylandıracağız ama bize kısaca oradaki durumu bir anlatarak başlayalım isterseniz. Ben Kasım ayında Sierra Leone'ye gittim. Kasım ayının başında Ebola ile mücadele için. Burada Ebola ile ilgili biz çok görüntü geçti. Ebola'nın olduğu yerde tek sorun sadece Ebola olmuyor. Çünkü sağlık sistemi bundan ciddi bir şekilde etkileniyor ve diğer hastalıklarla mücadele etmekte oldukça güç bir durum alıyor. Benim orada gitme amacım sıtma ilacı dağıtmaktı insanlara. Çünkü sıtmanın çok yoğun olduğu bir dönem Sierra Leone için Kasım, Aralık yine Ocak ayları. Ve insan sıtma ve Ebola'nın belirtileri de aynı. Ne yazık ki sağlık sisteminde sorun olduğu için sıtma hastalarının tedavisi mümkün olamayabiliyor. Ya da sıtmanın Ebola ile karıştırılması
söz konusu olabiliyor ve bu insanların Ebola merkezlerine gönderilmesi durumu olabiliyor ve Ebola merkezleri en çok Ebola kapılabilecek yerler ne kadar dikkat edilebilse de. Dolayısıyla biz sıtmayı önleyici ilaç dağıttık Sierra Leone'nin başkentinde yaklaşık 2 milyon kişiye. Dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş sanırım en büyük ilaç dağıtımıydı ve bunu iki kere gerçekleştirdik. Yani bu sıtmanın en çok olduğu dönemde iki kere bu ilaç dağıtımını gerçekleştirdik. Evet. Şimdi benim anladığım kadarıyla Ebola ile mücadele ederken hem doktorlar hem gönüllüler yani bu operasyonun içinde olan herkes diğer bir takım önlenebilir hastalıkları atladılar bu dönemde. Ve Afrika'nın özellikle Batı Afrika'daki birçok ülkede işte siz sıtma diyorsunuz, başka neler var? Diarrhea var. İshal, tüberküloz, HIV bunlar yine hani oradaki sağlık problemlerinin içerisinde yer alıyor. Ve hani önlem almak, tedavi etmek böyle hastalıkları mümkün. Ama Ebola, binlerce kişinin Ebola olması demek sağlık sisteminde ciddi bir yük demek. Zaten hani bu bölgelerdeki sağlık sistemi hani Türkiye'deki gibi değil. Ya da Avrupa'daki gibi değil. Dolayısıyla çok fazla sağlık çalışanı da yok. Yani Liberya'da benim bildiğim örneğin 200 tane doktor var. Hani bunların bir kısmını da ne yazık ki Ebola krizi zamanında kaybettik. Dolayısıyla hani sağlık çalışanı bile yeterli değilken diğer hastalıklara eğilmek çok mümkün olmuyor. Evet. Ve bu nedenle de ölümler yaşanıyor ne yazık ki. Şimdi bir son bilançoya bakalım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Ebola'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9652'ye ulaştı. Ve en çok ölümün kaydedildiği ülkelerde başta sizin gittiğiniz Sierra Leone, Gine ve Liberya oldu. Bir bilançoya bir göz atalım sonra konuşmaya devam edeceğiz. Ebola ölümlerinde Şubat ayının başlangıcından beri azalma görülürken Ebola vakalarının sayısı 23 bini geçti. Liberya'da 4057, Sierra Leone'da 3479, Gine'de 2101 ve Nijerya'da 8 kişi Ebola'dan hayatını kaybetti. Senegal, İspanya ve İngiltere'den birer, Nijerya'da 20, Amerika Birleşik Devletleri'nde 4, Mali'de 8 Ebola vakasına rastlandı. Bu ülkedeki Ebola hastalarının Batı Afrika'da Ebola vakaları görülen 3 ülkeden hastalık kaptıkları açıklandı. Ebola virüsünün en fazla etkilediği ülke Liberya oldu. Yıllık büyüme hızı eksilere düşen Liberya'da devlet bütçesinin %56'sı Ebola ile mücadeleye ayrıldı. İşsizliğin %40'ın üzerine çıktığı ülkede tarım ürünlerinin %75'ten fazlası yapılamadı. Petrol, pirinç, patates fiyatlarında %30 yükselme görüldü. Okullar yaklaşık 6 ay kapalı kaldı. Ülkenin 8 büyük şehrinde karantina uygulamasına geçildi. Hava ve deniz ulaşımı durma noktasına geldi. İthalat ve ihracatta önemli ölçüde azalma görüldü. Liberya'da Ebola sağlık çalışanlarını da etkiledi. 188 sağlık görevlisine Ebola virüsü bulaştı. 94 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Hastalığın etkilediği bir diğer ülke ise Sierra Leone oldu. Sierra Leone'de 12 şehirde karantina uygulamasına geçildi. Ekim ve Kasım aylarında Ebola vakalarında artış kaydedildi ve Ebola ülkenin iç kesimlerinden sahil kesimlerine geçti. Ülkede havaalanları ve limanlar 5 ay kapalı kaldı. Eğitim ve öğretime ara verildi. 5 banka Ebola nedeniyle işlemlerini durdurdu. Ülkenin turizm gelirlerinde %95 düşüş yaşandı. Ülkede 129 sağlık çalışanına Ebola virüsü bulaştı. Bu hastalardan 95'i hayatını kaybetti. Ebola virüsü ilk kez Gine'de görüldü. Ülkede ilk kez bütçede sağlığa ayrılan meblağ, askeri ve güvenlik için ayrılan harcamaların önüne geçti. Ülkenin 2014'teki büyüme hızı %0,2 olarak açıklandı. İşsizlik oranı %36'ya ulaştı. Gine'nin 34 şehrinin 10'unda Ebola vakası görülmedi. Gine'de Ebola vakaları şehirlere göre kırsal alanda daha da yoğun görüldü. Liberya, Gine ve Sierra Leone'de 8 bin çocuk yetim kaldı. Ailelerini kaybeden bu çocuklara gerekli yardım yapılamadı. Bölgede 1,5 milyon kişi Ebola nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Evet, sınır tanımayan doktorlardan Bilge Öztürk'le konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir kere şunu herhalde bir tespit etmek gerekiyor. İnsanlar hiç bilmedikleri bir şeyle karşılaştılar. Hoş bu daha önce de çıkmış bir virüstü ama bu sefer bunun boyutları daha akıl almaz bir noktaya geldi ve Dünya Sağlık Örgütü bunu acil durum ilan etmede
geç kaldı maalesef. Uluslararası kuruluşlar, sizin gibi kuruluşlar daha sonra bölgeye intikal ettiler. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar ama durumun vahametini biraz bize anlatmanızı istiyorum. Şimdi sosyal olarak da birçok sıkıntıya sebebiyet verdi özellikle Sierra Leone'de. İnsanlar bu virüsü duymaya başlayınca bir de beyaz insanlar geliyor batılı ülkelerden, ne oluyor diye herhalde biraz da tedirgin oldular, ürktüler. Biraz anlatır mısınız o süreci? Batı Afrika'da bildiğim kadarıyla zaten ilk kez görülüyor Ebola. Dolayısıyla onlar için de çok yeni bir hastalık ve vücut sıvılarıyla geçen bir hastalık bu. Evet. O yüzden hani bunu belirtilerini gösteren herhangi bir kişinin direkt olarak izole edilmesi yani bu ateşten gerekiyor. Bahsediyoruz mesela değil mi? En ilk belirti olarak. Evet, ilk belirti ateş. İşte kusma, ishal gibi aslında birçok hastalığın da belirtisi olan belirtileri var Ebola'nın ve hani 3 tane semptomun bir arada görülmesi demek bu insanın kesinlikle ve kesinlikle izole edilmesi demek ve sadece o insanın izole edilmesi değil. Onun etrafındaki birçok insanın da takip edilmesi gerekiyor. Ve herhangi bir şekilde onlar da semptomları gösterirlerse onların da izole edilmesi ve uygulanabilecek herhangi bir tedavisi yok ne yazık ki Ebola'nın şu anda. Evet. Ama destek olunabilecek her şekilde destek olunması gerekiyor. Biraz imkansızlıklardan biraz bahsedelim. Yanlış hatırlamıyorsam ben bir kişi için 3 kişinin ona bakması gerekiyor değil mi? Yani, bu 3 tane tıp çalışanının. Bir de tıp biri, çalışanının. Evet, onun dışında daha birçok insan gerekiyor. Yani hani örneğin bir Ebola merkezini kurmanız ciddi bir iş. Onun için lojistikçiler gerekiyor. İnsanlar sizinle çalışıyor. Bunların idari işlerin, izinlerin halledilmesi için idari çalışanların olması gerekiyor. Bu Ebola'nın yayılmasını önlemek, insanları bu konuda eğitmek için eğitici çalışmalar yapan, araştırmalar yapan ekipler oluyor. Dolayısıyla yani bir Ebola hastası demek birçok bu konuda çalışan insani yardım çalışanı da demek oluyor. Oldukça büyük bir çalışmadan ve büyük bütçelerden de bahsediyoruz. Şimdi işin burada sadece para kısmını da aslında bir tarafa koyacak olursak, Sierra Leone özelinde konuşacak olursak, şimdi kırsal kesim bunlar tabii. Yani şehir hayatı değil. Sierra Leone'de ben başkentte çalıştım ve en çok yine hastaların görüldüğü yerde başkentti. Yani Freetown. Öyle orada mi? Evet. Peki o zaman daha kötü. Evet, olabilecek en kötü şey. Daha kötü bir şey söylediniz. Şimdi gelenekler de var tabii. Yabancılık da var, farkındalık da yok ve yanlış bilmiyorsam Sierra Leone'de 300 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Tam bir rakam veremeyeceğim ama genelde 700 sağlık çalışanı hayatını kaybetti bu 3 ülkede. Ama sağlık çalışanları da hayatını kaybediyor. Bu neden oldu? Bilgisizlikten dolayı mı oldu? İhmalden dolayı mı oldu? Bir Ebola hastası geldiğinde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer herhangi bir koruyucu ekipmanınız yoksa üzerinizde uzaktan bu kişiyle görüşmeniz lazım. Yani aranızda en az 2 metre olması gerekiyor. En ufak bir vücut sıvısı, yani bu kişi öksürse ve size gelse sizin risk altında olmanız demek bu. Dolayısıyla daha önce böyle bir şey yaşanmadığı için sağlık çalışanları da bu konuda çok bilgili değillerdi muhtemelen ve bilgili olmadıkları için de bu riskle baş başa kaldılar ve hani gerekli yardım da zamanında ulaşmadığı için bu kayıplar ne yazık ki gerçekleşti. Ben şunu söyleyebilirim. Ben Freetown'a ilk gittiğimde insanlar işte bir servis kurulmuş 117. Eğer herhangi bir şekilde bu semptomlar görülüyorsa onu arıyorsunuz ve hemen ambulans gelip alması gerekiyor ya da herhangi bir şüpheli ölüm gerçekleştiyse özel bir şekilde gömülüyor insanlar. Onun gelip alması gerekiyor. Ben gittiğimde insanlar arıyorlardı ve 4 gün sonra ancak bu ekipler gelebiliyordu. Ve sanırım kişi öldüğü zaman virüs en yüksek seviyesine çıkıyor. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde gömülmesi gerekiyor. Hatta bir defin olayında sanırım insanlar taziyede vesaire bulunurken Sierra Leone'de 300 kişi bir anda hayatını kaybediyor.
Öyle onu bilmiyorum açıkçası. Hı-hı. Ne desem yalan olur. Ama şöyle bir gerçeklik var ki Afrika'da çok yaygın cenaze sırasında hani ölüye temas, son saygı tabii. olarak temas gerçekleşiyor. Bizde de oluyor yani sonuçta. Evet. Dolayısıyla bu temasın olması demek sizin yine bu Ebola virüsüyle ilgili olarak risk altında olmanız demek. Bu konuda birçok eğitici çalışmada yapılması gerekiyor. Sürekli olarak da zaten bizde sınır tanımayan doktorlarda başka sivil toplum kuruluşları da bu eğitici bilgilendirici çalışmaları yapmaya çalışıyorduk. Radyo, televizyon, ilan olabilecek her şekilde. Konuşacağız bundan sonraki alınacak önlemleri de konuşacağız. Hatta şimdi yetim kalan çocuklarla ilgili bir haberimiz var, onu verelim. Ondan sonra bu işin sosyal hayata, insanların sosyal yaşamlarına etkisi de çok ağır oldu. Özellikle bu üç ülkede onları da sizden dinleyeceğim ama... Çocuklar Ebola'dan en çok etkilenenlerin her zaman olduğu gibi başında geliyor. Bugüne kadar 8 bin çocuğun Ebola nedeniyle bir ya da iki ebeveynini birden kaybettiğini biliyoruz. O çocuklara yönelik etkili bir yardım planının varlığından söz etmekse ne yazık ki bu zamanda pek mümkün değil. Babamız Ağustos ayında, annemiz de Eylül ayında öldü. Kardeşlerime ben bakmak zorundayım. Netta anne ve babasını Ebola nedeniyle kaybetti. Yakında anne olmaya hazırlanan genç kadın, üç kız kardeşinin sorumluluğunu da omuzlarına aldı. Çünkü Netta'nın kardeşlerine bakacak kimsesi yok. Yardıma ihtiyacım var. Kardeşlerimin okulu, kıyafeti, hiçbir şeyi yok. Annemiz ve babamız ölünce onların da eşyalarının bulunduğu evi yaktılar. Ne yemeğimiz var ne de üzerimize giyecek kıyafetimiz. Karantina altına alınmış bölgede Ebola'ya karşı yaşam mücadelesi veren Mietta, ailesini Ebola yüzünden kaybeden ne tek çocuk ne de kardeşlerine bakmak zorunda kalan tek abla. Kendi bölgelerinde 50 çocuk daha Mietta ve kardeşleriyle aynı durumda. UNICEF, Ebola virüsü nedeniyle annesi veya babasını ya da iki ebeveynini kaybeden çocuk sayısını Ekim ayında 3700 olarak açıklamıştı. Salgının artmasıyla bu rakam 4 ayda 2'ye katlandı ve 8000'e yaklaştı. Kaynakların sınırlı olması, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara bakan diğer aileler için de büyük zorluk. Ebeveynlerini kaybeden çocukların bakımı için henüz hayata geçirilmiş bir yardım planı yok. Yerel hükümetlerse küçük de olsa o çocuklara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Bölgenin çocukları koruma yetkilisi Elizabeth Doe, ebeveynlerini kaybeden çocukları yetimhanelere götürmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Bu çevrede dolaştığınızda birçok öksüz çocukla karşılaşırsınız. Çocukları buradan çıkararak yetimhanelere götürmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Böylece bakımları sağlansın, hatta belki orada kendi akrabalarını bulurlar. Yetimhaneye götüremediğimiz çocuklara da elimizden geldiğince yardım yapmaya çalışıyoruz. Ebola en çok kız çocuklarına vuruyor. Bu tespit 2002 yılında sonlanan uzun ve şiddetli iç savaşın yaralarını sarmaya çalışan Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin kadın koruma ve güçlendirme uzmanlarına ait. Yetkililere göre birçok hasta ve hasta yakını sağlık merkezlerine geldiklerinde Ebola'ya yakalanacakları endişesi taşıdığı için kadınlar gerekli tedaviye erişemiyor. Birçok doğum kliniği kapanmak zorunda kalıyor ya da hamile kadınlar doğum yapmak için evde kalmayı tercih ettiklerinden doğum riskleri artıyor. Sağlık personeli azlığı ve Ebola'dan etkilenen şehirlerdeki seyahat yasakları yüzünden cinsel şiddet mağdurları ilaç tedavisine ve danışmanlığa erişmekte zorlanıyor. Şiddet mağdurları saldırganlar aleyhine açacakları davalar için sağlık raporu alacak sağlık hizmetlerine erişemiyor. Sağlık raporu alınamadığı için cinsel saldırı davaları çoğunlukla delil yetersizliğinden düşürülüyor. Ebola salgını sonrasında okulların kapanmasıyla kız çocuklarının hamilelik sayısında da büyük artış gözleniyor. Ebola sebebiyle aile üyelerinin kaybetmeleri ve bunun getirdiği maddi baskının da etkisiyle kız çocuklarının büyük çoğunluğunun eğitimlerine devam edemeyeceği belirtiliyor. Evet, sınırı tanımayan doktorlar örgütünden Bilge Öztürk'le konuşmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarının etkilendiğini gördük çünkü bir açık oluyor annesiz babasız kaldıkları zaman. Korumasız da kalıyorlar ve dolayısıyla istismara da uğruyorlar. Sizin olduğunuz bölgede siz neler yaşadınız onu merak ediyorum. 3 ay boyunca yetim kalan çocukları gördünüz muhtemelen. Anneleri muhtemelen gördünüz. Nasıl bir durum var? Bizim bu anlattıklarımızla örtüşüyor mudur?
Ne yazık ki örtüşüyor. Ben ilk gittiğimde, ilk haftamda aslında bu bahsettiğim dağıtımı, ilaç dağıtımını gerçekleştirebilmek için oradaki sağlık merkezlerini görmem, keşfetmem gerekiyordu ve neredeyse Freetown'daki bütün sağlık merkezlerine gittim. Bunların bazıları da şüpheli vakaları bekletmek için, hani tedavi merkezlerine gidene kadar bekletmek için belirlenmiş yerler. Yani benim gittiğim sağlık merkezlerinden de bir kısmı bekletme merkezleri. Yine bu bekletme merkezlerinden birine gittiğimde yani bir şeyler oluyor ama anlamadım. Kafamı çevirdiğimde bir tane hamile kadının yerde ölmüş olduğunu gördüm ve iki tane de başka çocuk vardı. Bir tanesi 10 yaşlarında bir erkek çocuk, bir tanesi 12 yaşlarında bir kız ve bir de büyük anne. Onları da ambulansa koydular çünkü çok kötüydü durumları. Buna şahitlik etmek çok zor bir şey ve bu hep olan bir şey ne yazık ki şu anda orada. Ve bir kişinin olması demek aileden diğer kişilerin de Ebola'ya kapma olasılığının olması çok demek. Yüksek. Dolayısıyla yani o çocuklar da muhtemelen Ebola'ydı ve hiç bilmiyorsunuz ne olacak onlara. Hani iyileşecekler mi yoksa ölecekler mi, hangi merkeze gidecekler. Hiçbir bilginiz olmuyor ve yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Hasta birini gördüğünüz zaman sonuçta hani bir destek vermek istersiniz ve hani orada yapabileceğiniz tek şey durmak, bakmak ve durumu izlemek. Ve tam yani ambulansa binerken çocuklardan bir tanesi gözümün içine baktı ve herhalde hayatımın en zorlu anlarından bir tanesiydi ve ne yazık ki bu yani krizin yaşandığı her yerde bu oluyor. Maalesef. Peki. Ve çocuklar annesiz, babasız. Aynen. En savunmasız hep onlar oluyor. Evet. Yetim kalan çocuklar da var. Yani onlar Ebola'yı kapmadılar. Evet ama şu an yetim kaldılar. Kızların fazlalığın sayı olarak fazla olmasından bahsediyoruz. Özellikle Sierra Leone özelinde soracak olursam orada yetim kalan çocuklara devlet destek çıkabiliyor mu? Çok mu sınırlı onlara çıkılacak destek? O durum nasıl? Bu konuda açıkçası çok bir bilgim yok. Yani hı-hı, hani planlar nedir bilmiyorum ama hani çok gördüğünüz ciddi kadarıyla planlar olduğunu söyleyemem. Çünkü Sierra Leone devletinin de şu andaki önceliği Ebola'yı bitirmek, durdurmak. Eğer Ebola'yı durdurmazsanız daha fazla yetim çocuklar olacak. Daha fazla sağlık çalışanı ya da insanlar bu durumdan zarar görecek. O yüzden ilk amaç Ebola'yı durdurmaktır diye düşünüyorum. Bu konuda uluslararası olarak bir şekilde Sierra Leone'ye, diğer ülkelere destek olunması, yardım edilmesi gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir hava var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri gönderdiği sağlık çalışanlarını geri çekmeye başladı. Yani sanki bu virüsle mücadele edildi. Bu bir rutine oturdu. Dolayısıyla dünyanın gözü de artık pek orada değil gibi. Ama uzmanlar bunun aksini söylüyor. Yani önlemler arttırılarak devam etmezse yine yükselişe geçecek. Buna katılıyor musunuz? Evet, çünkü bir kişinin bile olması, Ebola olması demek salgın demek. Yani Amerika'da bile salgın olarak değerlendirildi bu, biliyorsunuz. Amerika'da Ebola ulaştı ve bir Ebola salgını olarak değerlendirildi. Bu bir kişinin bile Ebola olması demek salgın. Evet. Dolayısıyla salgın önlemlerini daha önce yaşanmış şeyleri de göz önüne alarak devam ettirmemiz gerekiyor. Yani şu anda hala Ebola vakaları yaşanıyor ve nereden geldi? Yeni, hani eski kontaklarla değil de yeni kontaklarla, yeni şekilde keşfedilmiş Ebolalı insanlar var. Dolayısıyla hani bu da virüsün devam hala ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu Ebola, boş bırakmaya gelecek, evet, bir, durum bırakmaya yani, gelebilecek bir durum değil. Evet. Eğitim çalışmaları, hijyen malzemeleri, yardım malzemeleri, bunların hepsinin hazırda bulundurulması gerekiyor. Ama tabii ki vaka sayılarında bir azalma gerçekleştiği de bir gerçek. Ben gittiğimde haftada 400 kişinin Ebola merkezlerine gönderilmiş olması söz konusuydu. Yani 400, ayda 1600 demek. Döndüğümde
Bu rakam haftada neredeyse 100'e düşmüştü. Hani bir düşüş var. Olduğu bir gerçek ama bir kişinin bile Ebola olması salgın demek ve gerekli önlemlerin alınması demek. Sağlık çalışanlarının durumuna da bir bakalım. Orada da çok sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 900'e yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Ona da bir bakalım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü verileri Ebola tehdidinin en çok hissedilen kesimlerden birinin de sağlık çalışanları olduğunu aslında gösteriyor. Bugüne kadar 833 sağlık çalışanı bu hastalığa yakalandı. 488 sağlık çalışanı ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ya da hastalığa yakalananların salgınla mücadele konusunda deneyimli uzmanlar oluşuysa mücadelenin geleceği konusunda endişeleri arttırıyor. Ebola salgınıyla mücadelede ağır risk altında olan grup sağlık çalışanları. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı son verilere göre Batı Afrika'da salgınla mücadele eden 480'in üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada Ebola salgınının tahmin edilemeyen boyutları bulunduğuna işaret edilerek bunlardan birinin de salgında çok sayıda doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanının ölmesi olduğuna dikkat çekildi. Açıklamaya göre bugüne kadar Gine, Liberya, Sierra Leone ve Nijerya'da 830'un üzerinde sağlık personeli Ebola virüsünün yol açtığı hastalığa yakalandı. Sierra Leone ve Liberya'da hayatını kaybeden kişiler arasında kamuoyunda çok iyi bilinen doktorların da bulunduğu ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü bu ülkelerin sadece deneyimli ve kendini mesleğine adamış kişilerin çalışmalarından değil, ulusal kahramanlardan da mahrum kaldığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma nedenleri arasında personeli koruyacak ekipmanın bulunmaması veya uygunsuz kullanımı, yeterli personelin olmaması, personelin izolasyon servislerinde önerilen saatlerde daha fazla çalışmasını gösterdi. Sağlık personelinin hastalığa yakalanmasının bu ülkedeki insanlar arasındaki endişeyi de artırdığına işaret ediliyor. Ancak hastalığın Ebola virüsünden kaynaklandığının tespitinden ve önleyici tedbirlerin alınmasından sonra sağlık personelinin hastalığa yakalanma oranının önemli ölçüde düştüğü kaydediliyor. Evet, sınırı tanımayan doktorlar örgütünden Bilge Öztürk'le konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sağlık çalışanlarından bahsettik. 433 sağlık çalışanı da hayatını kaybetti. 900'e yakını yakalandı. Ve bunların arasında bu işi iyi bilen uzmanların olması da gerçekten insanı düşündürüyor. Bundan sonra mesela yapılan çalışmalar sizin de aktardığınız gibi bir farkındalık yarattı mı? Uzmanlar gerekli önlemleri artık alıyorlar mı? Ve hasta hisseden kendini, hasta kişiler ya da onlara gitmekte artık bir tereddütte bulunmuyorlar mı? Nasıl bir gelişme oldu? Elbette yani hasta, yani Ebola merkezleri %50 ile 90 arasında ölüm oranı değiştiği için ölüm merkezi olarak da düşünülüyor. İnsanlar oraya gideceklerinden korkuyla hani doktora gitmemeyi tercih edebiliyorlar. Bu büyük bir tehlike. Bunun olmaması için bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Yine uluslararası kurumlar, devlet eğitim çalışmaları düzenliyor sağlık görevlileri için. Ama çok fazla sağlık görevlisi olmadığı için çok uzun çalışma saatleri söz konusu, sürekli çalışma söz konusu. Dolayısıyla çok dikkatli olmanız gereken bir şeyde en ufak hatayı kaldırmayan bir durumda risk altındasınız. Aynen. O uzaylı onu gibi soracağım. Görünen... Siz o kıyafetleri giydiniz mi mesela? Ben o kıyafetleri biz sınır tanımayan doktorlar bölgeye gönderdiği görevlilere eğitim veriyor. Hatta sadece kendi örgütüne değil başka birçok örgüte de orada çalışacak örgütlere bu konuda eğitim veriyor. Çünkü en çok bilgiye sahip olan örgüt diyebilirim bu konuda. Dolayısıyla o eğitim sırasında ben o kıyafetleri giydim çıkardım. Çünkü onları nasıl giyeceğinizi ve nasıl çıkaracağınızı çok iyi bilmeniz evet. gerekiyor. Bir zaman isteyen bir şey evet. özellikle çıkarırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Onun dışında Freetown'da çalışırken herhangi bir şekilde giyme gereğim olmadı. Direkt olarak Ebola merkezinde Ebola hastalarıyla çalışmadığım için. Çalışmadınız ama önünüzde bir vaka vardı mesela. Yani hani orada hiç tedirgin oldunuz mu? Yoksa bu işi bilinçli olunca ne yapılması gerektiğini de biliyorsunuz mu? Evet, nasıl? O eğitim sırasında bize zaten
ne yapmamız gerektiği çok iyi anlatılıyor ve hani kendi vücudunuzda, sağlık sisteminizde ne gibi değişiklikler olduğunda hem ne yapmamız gerektiği de anlatılıyor ve bizi de sürekli gözlemleyen sağlık çalışanları var yanımızda. Dolayısıyla elbette ki riskli bir durum yaşadığım şey ama bunu Ebola'nın olduğu bir yerde bunu yaşamanız mümkün gerekiyor. Ve sürekli o kıyafetlerle gezmeniz mümkün değil. Bir de insanlarla iletişim kurmayı da çok güçleştiren bir şey. Ayrıca yine çok sıcak. Mümkün değil yani sürekli olarak o kıyafetlerle dışarıda gezmek ve gerekli de değil bence. Çünkü hani sürekli ellerinizi yıkarsanız ondan sonra işte girdiğiniz çıktığınız yerlerde biz örneğin sürekli ayaklarımızı da spreyliyorduk klorlu sularla. Zaten ülkenin her tarafında bu var yani her yerde ellerinizi yıkayarak girmeniz gerekiyor. İşte elektronik termometrelerle ateşiniz ölçülüyor. Hiç böyle şey oldunuz mu? Acaba ateşim yükseliyor mu? İlk hafta boyunca her gün Ebola olduğumu düşündüğümü söyleyebilirim yani. Azıcık ateşim yükseliyor, biraz eklem ağrısı hissediyorum, biraz rutubetliydi kaldığımız yer. Hani anında Ebola oldum falan. İnsanın aklına o geliyor tabii. Evet. İnsanın aklına geliyor da mide rahatsızlığı geçirdiğinizde ki çok olası çünkü mutfak tamamen değişik bir mutfak, alışmadığınız yemekler. Dolayısıyla ilk hafta boyunca düşündüm. Oldukça stresli ama daha sonra hani dikkatli oldukça yani tabii ki her zaman risk var ama çok dikkatli olduğunuzda bunu önlemek de mümkün. Elinizde. Peki devam edeceğiz. Bir önlemler konusunda aslında kısaca temas ettik ama bu önlemler, gerekli önlemler alınamadığı için aslında bu noktaya gelindi. Onlara bir bakalım. Çünkü Ebola dünya gündemine ilk vakanın görüldüğü 2013 yılının Aralık ayında değil, ölümlerin hızla artmaya başladı. Mart 2014'te girdi aslında. Önlem alınmadan geçirilen işte bu sürede hastalığın yayılmasındaki en büyük nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Ebola vakalarının görüldüğü Gine, Sierra Leone ve Liberya hastalığa karşı hazırlıksız yakalandı. İlk 3 ay boyunca hastalığa karşı herhangi bir önlem alınamadı. Hastalığın yayılmasıyla Ebola'dan ölenler krematoryumlarda yakılmaya başlandı. Ölü yakma işlemi Gine ve Liberya halkı tarafından benimsenmedi. Ölülerini gömmek isteyen hasta yakınları cenazelerini yetkililere duyurmayınca hastalık özellikle kırsal bölgelerde yaygınlaştı. Gine, Liberya, Sierra Leone'de karantina uygulamasına geçildi. 4 milyona yakın kişi karantina kapsamına alındı. Liberya'da Dünya Sağlık Örgütü ve sınır tanımayan doktorlar örgütünün desteğiyle Ebola testi mecburi hale getirildi. İlk, orta ve yüksek eğitim veren okullar kapatıldı. Halkın toplu yerlerde bulunmaması için önlemler alındı, semt pazarları kaldırıldı. Cami ve kiliselerde toplu ibadet edilmemesi istendi. Spor karşılaşmaları askıya alındı ve ülkelerdeki stadyumlar Ebola taraması için kullanılmaya başlandı. Sierra Leone'de Ebola Teşhis ve Tedavi Merkezi kuruldu. Gine ve Sierra Leone'de hastane ve kliniklerin önemli bir bölümü Ebola tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Ailelerini kaybetmiş çocuklar için seyyar yetimhaneler kuruldu. Ülkelerin havaalanları ve limanları kapatıldı, bir şehirden diğer bir şehre gidenler için sınırlamalar getirildi. Ebola karşısında Liberya'nın diğer iki ülkeye göre daha etkili önlemler aldığı görüldü. Önlemlerin artırılmasıyla Liberya'da Eylül-Kasım aylarında ölümlerde azalmalar görülürken Sierra Leone'de artış yaşandı. Liberya'da Ebola şüphesi olan bölgeler çelik tellerle çevrilerek güvenlik artırıldı. Askerlerin izinleri ve terhisleri iptal edildi. Ebola tedavi merkezleri askerler tarafından koruma altına alındı. Sierra Leone'de Ebola Operasyon Merkezi kuruldu. Bu merkez Dünya Sağlık Örgütü'nün sorumluluğunda her üç ülkedeki Ebola operasyonlarını yönetti. Yine de gönüllülerden oluşan gezici Ebola timleri oluşturuldu. Ebola timlerinin görevi ülkenin her tarafında Ebola tehdidini ve koruma yöntemlerini anlatarak Ebola şüphesi taşıyan hastaları Sağlık Bakanlığı'na bildirmekti. Şehir merkezlerinde bu yöntem başarılı olmasına rağmen kırsal bölgelerde istenildiği gibi uygulanmadı. Yine de devlet Ebola'dan ekonomik olarak etkilenenlere devlet yardımı yaparak zararı azaltmaya çalıştı. Şubat ayında aşı çalışmalarının da dahil olduğu önlemler sayesinde Ebola vakalarında ve ölümlerde azalma kaydedildi.
Cape Town'a gidelim şimdi de temsilcimiz İbrahim Tığlı'yla konuşacağız. Biz bugün konuşuyoruz aslında dünya genelinde de bu yükselen Ebola ölümlerinin bir nebze de olsa yavaşladığını söylüyoruz ama hala da ciddi tehlike var. Bugün özellikle Batı Afrika ülkeleri, bu Gine, Sierra Leone ve Liberya'ya baktığımız zaman nasıl haberler geliyor? Ebola yine gündemde mi? Neler aktarırsın? Bu noktada şöyle bir gelişme olduğu söylenebilir Ayşe. Özellikle Liberya'da Ebola'nın bir tehdit olarak devam etmesi isteniyor. Fakat bir şekilde halkın da bu Ebola'yı unutması da isteniyor. Bu yüzden mesela son günlerde toplu eğlenceler düzenlenmeye başladı Liberya'da. Bu önemli bir gelişme. Stadyumlarda ve kapalı spor salonlarında bir şekilde halkın hem Ebola'ya alışması hem de Ebola ile birlikte yaşaması bir şekilde Liberya'da özellikle gösterilmeye çalışılıyor. Gine'de ise çelişkili haberler geliyor Gine için. Özellikle kırsal kesimde ölümlerin halen devam ettiğini, yönetimin bunun sakladığına dair bilgiler var. Bu bilgiler daha net değil. Doğruluğu veya yanlışlığı. Sierra Leone'de ise gündemi oluşturmaya devam ediyor ve önlemler Sierra Leone'de daha da artırılıyor. Ve en başarılı şu anda görünen, haberimizde Liberya demiştik ama son bir ayda Sierra Leone'de biraz daha Ebola'ya karşı çalışmalarda ön plana çıktığını söyleyebiliriz Ayşe. Pekala, teşekkür ediyoruz. İbrahim Tığlı aktardı. Şimdi biraz etiketlemeden bahsedelim. Çünkü insanlara öcü muamelesi yapıldı. İnsanlar, size söylediğiniz o biraz önce görüntülerde de var, birazdan aktaracağız, çalıştığınız merkezler aslında bir anlamda da ölüm merkezleri olarak da halk arasında adlandırıldı. Dolayısıyla insanlar kendilerini evlerine kapattılar, temas etmemeye çalıştılar. Bazı ülkeler geceleri birkaç gün hatta sokağa çıkma yasağı dahi aldı ki insanlar belki de aç susuz kaldılar yani. Nasıl bir durum vardı, nasıl bir ruh hali vardı o zamanlarda? Hele hele kırsal kesimlere geçecek olursak. Tabii şimdi yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler aldı. Sierra Leone devleti, örneğin okullar kapandı, sizin de haberde söylediğiniz gibi. İşte bir araya gelmek yine yasaktı. Ondan sonra okulların kapanması acayip bir etki. Bir de benim orada olduğum dönem yeni yıl kutlamalarının yapıldığı, normalde hani Sierra Leone çok ciddi bu anlamda kutlamalar yapan bir ülkeymiş ve insanlar çok üzgündü. Okulların olmaması, kutlamaların olmaması, yani normal hayatınızı sürdüremiyorsunuz. Her an dikkat etmek zorundasınız. Bir yandan hani işe gidiyorsunuz, başka insanlarla karşılaşıyorsunuz ve kafanızda hep bir şüphe var. Acaba ben doğru bir yerde miyim, doğru bir şey yapıyor muyum diye ve Ebola kapmış, iyileşmiş hastaların, yani artık hasta olmuyor tabii de, etiketlenmesi durumu ne yazık ki var. O yüzden biraz önceki görüntülerde MSF çalışanları da bizim... Evet, bu görüntüler sanırım sizin çalıştığınız merkezin görüntüleri, evet, öyle mi? Bizim bir merkezimiz vardı. Hamile kadınların da tedavi edilebileceği bir merkez açtık Sierra Leone'de. Ben aklımdan soruyorum. Mesela siz tabii bu elbiseleri giymiyorsunuz ama bu elbiseleri giyen uzmanlar şimdi mesela giriyorlar. Ne var? Yani nereye doğru gidiyorlar? Orada ne yapıyorlar? Onlar yüksek riskli dediğimiz bölgeye giriyorlar. Yani Ebola olduğu kesinleşmiş olan hastaların olduğu bölgeye giriyorlar. Sonuçta hastalarda belirtiler görülebilir. Yani işte sonuçta ishal oluyorlar, kusuyorlar. Hani bunların bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Bir kısmı o hijyeni sağlamakla ilgili çalışıyor. Ondan sonra bir kısmı medikal çalışanlar, tıbbi çalışanlar hastaların tedavisi için gerekli şeyleri yapıyorlar. Yani ne yazık ki hani birisi hayatını kaybetmiş olabilir ve o kişinin vücudunun bir an önce oradan alınıp götürülmesi gerekiyor. Yine bunu yapan insanlar var. Bu kıyafetle... işin psikolojik kısmı da çok ağır olsa gerek. Yani hem
çalışanlar açısından hem oradaki insanlar da yani dünyadan haberi yok mesela, o virüse yakalanmış yatıyor ve böyle maskeli garip hayatında görmediği birileri geliyor ona yardım mı ediyor, kötülük mü ediyor? Yani hem hasta açısından işin psikolojik kısmı çok zor, hem de sizler oradaki gönüllüler açısından da çok zor. Onları da biraz anlatır mısınız? Yani sizin arkadaşlarınız oradakiler girdiler, muhtemelen birkaç ölüme de tanıklık ettiler. Onlar neler hissediyorlar? Çok zorlu bir mücadele çünkü bu. Evet, çok zorlu bir mücadele. Gerçekten de hani psikolojik olarak da çok kolay değil. Ama bir yandan da olumlu taraflarını görmek zorundayız ve birilerinin bunu yapması gerekiyor. Ben örneğin giderken insanların ne kadar acı çekerek öldükleriyle ilgili empati kuruyordum çok fazla. Hani, ve bu benim canımı çok acıtıyordu ve ben bunun için bir şey yapmalıyım diye düşündüğüm için de çok büyük rahatlıkla gittiğimi söyleyebilirim Sierra Leone'ye. Ve inanılmaz hani çalışma arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum. Çünkü hepsi ne olursa olsun sabahın köründen akşamın körüne kadar çalışan, gece çalışan insanlar ve hani kötü şeyler oluyor ama bir yandan da iyileşen hastalarımız da oluyor. Hani pozitif yönünü de görerek birbirimizi güçlendirerek yine orada çalışmaya devam etmemiz lazım. Yani eğer biz düşersek bunu durdurmamız çok zor olur. O yüzden bizim moralimizi yüksek tutmamız önemli. Tabii ki kötü şeyler oluyor. Tabii ki zor zamanlar yaşıyoruz. Ama bir yandan da pozitif yanını, örneğin orada çıkan hasta hamile bir kadındı. Bizim merkezimize gelen ilk hamile hastaydı. Hı hı. Ne yazık ki bebeğini düşürdü. Ama kendisi iyileşti ve hani böyle bir güzellik de var iyileşen, yani neredeyse ölmek üzere olan birisinin iyileşerek, canlanarak hayata döndüğünü görüyorsunuz. Bu da inanılmaz bir şey. Evet. Şimdi biraz da zaten hali hazırda yoksul bu ülkeler. Bu salgınla birlikte ekonomileri de zora girdi. Ekonomi zora girince tabii sağlık, altyapı vesaire bütün hizmetler de sıkıntıya giriyor. Hem bir ekonomilerindeki sıkıntılara bakalım yine Sierra Leone ve Liberya'da bu salgından sonra, hem de bir dış yardımlara da bakacağız. Ebola salgınının etkilediği Gine, Sierra Leone ve Liberya'nın dış borçlarının silinmesi gündeme gelen ilk destek hamlesi oldu. Afrika Birliği bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Konu çok farklı finansal kuruluşlar ve borç sağlayıcı kurumların da gündeminde. Gine, özellikle Çin, Körfez ülkeleri, Angola ve Fransa'ya olan 715 milyon euroluk borcunun iki taraflı iptalini görüşüyor. Liberya ise borcunun %40'ını ödemek durumunda olduğu Tayvan ve Suudi Arabistan'la müzakere sürecinde. Ebola ile mücadelede sağlık yardımları da sürüyor. Türkiye, Ebola ile mücadele kapsamında Gine, Liberya ve Sierra Leone'ye 150 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulundu. İngiltere, Ebola ile mücadele için 1 milyar euroluk kaynak ayırdı. Bu kaynak 2000 sağlık çalışanıyla çok sayıda yardım ekibinin Batı Afrika'ya gönderilmesi için kullanılacak. İngiliz hükümeti kısa bir süre önce Sierra Leone'ye 750 asker daha göndereceğini açıkladı. Bu askerler bölgede bulunan 150 askere destek olacak. İngiliz donanmasına ait bir hastane gemisi 250 personeli ve 3 helikopteriyle Batı Afrika'ya gönderildi. Hollanda'da Ebola ile mücadele için 30 milyon 800 bin euro bütçe ayırdı. Bu paranın 5 milyonu UNICEF'e, 5 milyonu Dünya Sağlık Örgütü'ne verilecek. Sınır tanımayan doktorlar ve Kızıl Haç da bu bütçeden desteklenecek. Bir başka Avrupa Birliği ülkesi Almanya'da salgınla mücadele için 17 milyon euro ayırdı. Berlin, mobil hastanelere yatak desteği veriyor. Alman hükümetinin çağrısı üzerine Ebola mücadelesine katılmak için 5 bin gönüllü başvurdu. Fransa ise mücadele için bütçeden 70 milyon euro kaynak ayırdı. Bu paranın yarısı eski Fransız sömürgeleri Gine ve Fil Dişi sahillerinde tıbbi malzeme ve koruyucu önlemler için harcanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2200 gönüllü bölgeye gitmek için başvurdu. Ölenleri defnetmek için Liberya'da 50 kişilik ekip oluşturuldu. Bölgede 100 yataklı 17 merkez kuruldu. Her hafta 500 sağlık çalışanı eğitiliyor. Dünya Bankası Gine, Sierra Leone ve Liberya için 400 milyon dolar ayırdı. Dünya Bankası'na göre eğer Ebola yayılmaya devam ederse, hastalığın ekonomiye verdiği zarar 2015 yılı sonuna kadar 32 milyar 600 milyon dolara ulaşabilir. Bu
arada Ebola ile mücadelede umutlar uygun aşının bulunmasında. Dünyanın pek çok ülkesinde aşı çalışmaları devam ediyor. En ağır faturayı ödeyen Liberya'da deneysel amaçlı aşı tedavisinde 3 Şubat günü başlandı. Ebola virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada, Rusya, İsviçre ve Japonya'da sürüyor. Aşı çalışmaları gönüllüler üzerinde yapılan denemelerle devam ediyor. Batı Afrika'da binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan Ebola salgınıyla mücadele konusunda ilk büyük ölçekli deneysel aşı tedavisi Liberya'da yapılıyor. İngiliz-Amerikan ortak yapımı Ebola aşısının ortalama 300 dozluk ilk partisi Ocak ayında bu ülkeye gönderildi. Sağlık araştırmaları yüzünden İngiliz ilaç şirketinden yapılan açıklamada aşının İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve Mali'de sağlıklı 200 gönüllü üzerinde denendiği ve bu deneme aşılarının kabul edilebilir bir güvenlik profili oluşturduğu ifade edildi. Bilim insanları, sağlık çalışanları dahil Liberya'da yaklaşık 30 bin gönüllünün aşılanmasını hedefliyor. Aşının kullanıldığı süreçte virüse karşı ne gibi bir koruma sağlandığının ölçülmesi ve böylelikle aşının geliştirilmesi planlanıyor. Uzmanlar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısında yaşanan düşüşten dolayı aşının ne kadar etkili olduğunu ve koruma sağlandığını tespit etmenin zor olacağını belirtiyor. Diğer yandan kuruluş gelecek aylarda aşının Sierra Leone ve Gine'ye de gönderilmesinin planlandığını duyurdu. Çalışma kapsamında kullanılan ilaçlar Batı Afrika ülkelerinin gizli noktalarında sıkı güvenlik önlemleri altında tutuluyor. Tüm iyi niyete rağmen Liberya'da kamuoyu aşı konusunda iki farklı görüşte. Halkın bir bölümü 3 Şubat'ta başlayan test amaçlı tedavi konusunda sağlık yetkililerinin aşının salgını kesin olarak engelleyebileceği konusunda tutarlı bir açıklama yapmamasından dolayı aşı yaptırmaktan kaçınıyor. Diğer kesimse Liberya hükümetinin vatandaşların aleyhine bir adım atacağını düşünmediğini varsayarak aşının güvenli olması halinde yaptırmayı düşünüyor. Liberya Sağlık Bakanlığı şu ana kadar aşı hedefinin sadece %20'sine ulaşıldığını, gelecek günlerde yeni bir aşı kampanyası başlatacaklarını açıkladı. Evet, sınırı tanımayan doktorlar örgütünden lojistik sorumlu Bilge Öztürk'le konuşmaya devam ediyoruz. Programın aslında yavaş yavaş sonuna geliyoruz, son 3 dakikamız ama. Şöyle bir baktığımız zaman dünya aslında çok büyük bir sınav verdi ve bundan sonraki süreçte de verecek. Siz sınır tanımayan doktorlar bünyesinde orada 3 ay boyunca en akut olduğu zamanlarda görev yaptınız. Fakat uluslararası yardım örgütleri, sizin örgütünüz, diğer örgütler yine uluslararası arenaya çağrıda bulunuyor. Bizi yalnız bırakmayın. Çünkü bu desteksiz sürdürülebilecek bir mücadele değil, değil mi? Nasıl dikkat çekmeyi düşünüyorsunuz? Sanırım önümüzdeki hafta bu arada Avrupa'da, Brüksel'de bir toplantı yapılacak yine buna yönelik. Ama siz mesela bir gönüllü olarak herkesin ödünün patladığı bir bölgeye gittiniz. Neler söylersiniz? Yani daha fazla gönüllü olması elbette gerekiyor ama tavsiyeleriniz ne? Şunu söyleyebilirim. Sınır tanımayan doktorlar gerçekten de bu Ebola krizinde çok önemli bir rol oynadı. Kimse bu kadar acil olduğunu ilan etmezken biz sınır tanımayan doktorlar olarak bölgedeydik ve durumun aciliyetini herkese, bütün dünyaya anlatmak için elimizden geleni yaptık. Basında bunun yer alması için, yine lobi faaliyetleriyle bu konunun gündeme gelmesi için elimizden geleni yaptık ve hala da bölgeden bilgi vermeye, bölgede varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz, vakalar azalmış olsa da. Sınır tanımayan doktorlar örgütünden biraz bahsedebilirim. Bağımsız bir insani yardım kuruluşu, %90 olarak geliri bireylerden geliyor. Herkes Ebola mücadelesinin ve dünyadaki diğer birçok krizin çözülmesine katkıda bulunabilir sınır tanımayan doktorlar gibi kurumlara yardım ederek. Yine bizim gönüllülere ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye'den sanırım 10 kişi biz sınır tanımayan doktor. Evet. Evet, ben de Ebola'ya giden sanırım sınır tanımayan doktorlardan tek Türk'üm. Ondan sonra insanlar katılabilirler. Sağlık çalışanları, lojistik konusunda bilgisi olan kişiler, idari konularda bilgisi olan kişiler sınır tanımayan doktorlar örgütüne ve diğer birçok uluslararası kuruma katılarak bu çalışmaları... Korkmaya gerek yok diyorsunuz yani. Gerekli eğitimi, gerekli önlemleri aldıktan sonra bununla pekala mücadele edilebilir diyorsunuz. Gidecek misiniz tekrar? Eğer ihtiyaç olursa elbette ki gideceğim. Zaten Sierra Leone'yi çok sevdim. yani çok güzel insanlar, çok güzel bir ülke.
Ebola biterse de açıkçası Ebola'nın bitişini görmeye gitmek istiyorum. Umarız. Evet, eğer ihtiyaç olursa da yine Ebola mücadelesine katkıda bulunmak için ne zaman gerekirse gidebilirim. En kötüsü Güney Sudan'a gidersiniz herhalde. Evet, o da olabilir. Daha önce gitmiştim zaten, Güney Sudan'da da çalışmıştım. Evet. Güney Sudan'a da gidebilirim. Korkmak da gerekiyor bu arada. Korkmazsanız mutlaka önlemlerinizi almazsınız. Mutlaka. O yüzden ben de korktuğumu söyleyebilirim. Bilge Öztürk, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Deneyimlerinizi paylaştığınız için, cesur, cesaretli olduğunuz için öncelikle. Tekrar çok, çok teşekkürler. Kolay gelsin, sizden haber almayı sürdürelim diyelim. TRT Dünya gündeminin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirin. Pazartesi itibaren farklı programlarla yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.